Kral çıplak misali. Sıkıntı bu. Ha burada hizmet etmiş insanları al, yerine oradan buraya Bursa'nın adayını Şanlıurfa'ya gönder, Manisa'nınkini Bursa'ya gönder, onunkini... Ya bu politika yanlış. Başbakanın keyif aldığı şey karıştırmak. Bu politikayı yanlış mı buluyorsun? Tabii yanlış. Adam mı yok bu memlekette? Gitsin herkes kendi memleketinden seçilsin. Seçilemiyorsa da bıraksın siyaseti. Seçilme illa bunlar mı seçilmek zorunda? Ama hayır, başbakan kim istiyorsa o seçilmeli. Diyor ki senin aklın ermez, benim aklım erer, al bunu seçeceksin. Ne münasebet? Urfalı bu kadar mı bunu dikkate almayacak bir memleket? Evet. Binlerce yıllık medeniyetin beşiği. Yani tarihin beşiği burası. Bari burada yapma. Öbürü Osmanlı'nın başkenti Bursa. Aynısını orada yapıyorsun. Yazıklar olsun. Yani bir düşünün. Her şey geçmişi inkar veya geçmiş bulamamakla başlıyor. Bir düşünün. Milli görüş gömleğini çıkardım diyen başbakan, benim rahmetli Menderes'imin, rahmetli Özal'ımın resminin yanına kendi resmini koymaya kalkıyor. Çek elini benim geçmişimden diyorum. Çek elini benim geçmişimden. O benim şanlı geçmişim. Süleyman Demirel'e laf ediyor. Yok onu destekliyor, yok bunu destekliyor. Ya Nevzat Yalçın Taş'ta 4 gün önce gidip de Süleyman Demirel'den icazet alan sensin ey başbakan. Bunu ama bunlar insanların beynini yıkamada, insanları farklı yönlere götürmede çok uzmanlar. Bir düşünün. Mahsulün hasatı yapılmış, fiyatını vermiyor. Sen onun bir fiyatını belirlesene. Vatandaş mahsulünü çıkar mı? Seçimi mi bekliyorsun? Alacağı oya göre mi bir şey yapacaksın? Onu vermez. Ama onun bunun geçmişinde bilmem nesinde hoplamayı zıplamayı çok iyi bilirler. Bir düşünün. Din adına siyaset yapıyorum dersin. Dindarım dersin. Tamam, herkesin Cenab-ı Hak'la arasında olan bir şeydir. Ama biz diyoruz ki yazıklar ediyorsunuz. Siz İslamiyet'i gönüllerden aldınız. Sokaklara ve cüzdanlara sokmaya kalktınız. Benim ecdadım ne yapmış? Kabe'nin, haremin fetih bile dememiş Yavuz adına. Haremi aldıktan sonra adına hutbeler okunuyor. Hakimül Harameyn Yavuz Selim Han diye susturuyor hutbe okuyanı. Diyor ki asla, ben buraya Hakimül Harameyn değil Hadimül Harameyn olmaya geldim. Haremin hizmetkarı olmaya geldim. İşte bizim misyonumuz bu. Farkımız bu. Biz Hadimül Türkiye'yiz. Hadimül Şanlıurfa benim istiyorum. Evet. Ama bu zihniyetle Hakimül Türkiye, Hakimül Şanlıurfa. Şunu sormak istiyorum bir, Sayın Çiğsal. Yani evet. Şanlıurfa'nın da Türkiye'nin de gereken cevabı 12 Haziran'da vereceğine ben eminim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan zannediyorum Bingöl mitinginde Kürt sorunu yoktur dedi. Sonrasında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Diyarbakır'da bir açıklama yaptı. Kürt sorunu vardır dedi. Ve ondan sonra yine Diyarbakır'da BDP ve CHP'yi Kürt sorunu adresi olarak gösterdi. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu Kürt sorunu var mıdır, yok mudur Türkiye'de veya nasıldır? Bunu sizden öğrenelim. Şimdi bakın bizim nedir meselemiz? Bir, biz diyoruz ki bizim bir kardeşliktir bu vatanın asıl mayası. Ve nedir bu kardeşliğin referansı? Kudüs'ün fethindeki Fahrettin Zengi ile Selahaddin Eyyubi'nin torunlarıdır. Cemil Bey'in yeğeni olan Selahaddin Eyyubi'den bahsediyorum. Tıkritli Selahaddin Eyyubi'den. Benim de tarihimin en parlak yerinde bulan Selahaddin Eyyubi'den. Ve o Fahrettin Zengi ki onun döneminde Samara, bugün unutturuldu, Irak'ın Samara kentinde o dönemin halifesinin orduları Horasan'dan gelirmiş. Ve bizim güneydoğumuzdan bugün gidermiş. Ve oralarda Cemil Bey'in ricası üzerine Selahaddin Eyyubi Türk ordusuyla beraber generalliğe yükselmiş bir mübarek. Ve onunla beraber fütuh başlıyor. Şimdi referans mı? Arapların gözünden Haçlı Seferleri kitabını açsın okusunlar. Gitsinler Arapların gözünden Haçlı Seferlerine karşı İslam'ın nasıl bir araya geldiğine baksınlar. Bir düşünün, nedir benim ecdadım? Burhan Türklüğü kabul, İslamiyet'i kabul edeceği zaman ilk şeyi soruyor. O zaman ölmek kavramı yok, uçmaya varmak. Diyor ki anlat İslamiyet'te. Selman Farisi'ye nedir diyor senin şeyinde uçmaya varmak. Şehadeti anlatınca şehitliği, benim neslimin uçmaya varmaya mana buldu diyor. Şehit olmak için kabul ediyor. Düşünün, öbür tarafta da bir büyük kahraman, biz bunu arıyoruz. Bu geçmişi arıyoruz. Niye? Avrupa Birliği nedir bir milletin, bir memleketin kutsalı? Bayraktır, dildir, sınırdır, paradır. Doğru mu? Bir düşünün gene. Avrupa Birliği
sınırlarından vazgeçti. Bayrağından vazgeçti. 12 yıldızlı bir bayrak koydu. Para biriminden vazgeçti. Dininden vazgeçti. Ortak bir dini ikinci plana koyan sistem koydular. Dilinden vazgeçti. Onlar orada ondan vazgeçiyor. Bir büyük birliktelik arıyor. Ne hikmetse benim coğrafyamda yeni sınırlar, yeni bayraklar, yeni diller, yeni dinler araştırılıyor. İslam adına siyaset yaptığını söyleyen iktidar, Avrupa Birliği sevdasıyla camilerde cuma namazından sonra okunan İnneddine l-innallahu'l-islam ayet-i kerimesini kaldırdı ortadan. Alın, Müslüman hükümet bu. Niye rahatsızsın Allah indinde en son din İslam'dır demeye? Neyini rahatsız etti? Veya bunu niye saklıyorsun? Ondan sonra da çıkıyorsun, kendin diyorsun ki vay işte bunlar şöyledir, bunlar böyledir. Bakın bir şeyi bilmiyorlar. Bu memleketin sarhoşu bile Müslüman. Adam ezan okunurken alır, içki içiyorsa bile kenara koyar. Allah'la bu milletin arasına girmeyin. Kimsenin girmeye hakkı yok. Hele hele bu hükümetin asla yok. Evet. Yani bu insanların arasına girmeye. Çok enteresan bir hikaye anlatayım benim zamanımdan. Buyurun efendim. Rahmetli Ayvaz Göktemir bizim aynı Kayseri milletvekiliydi. Bir gün sabah 5'te biri aramış. Demiş ki Sayın Bakanım nasıl olsa sabah namazına kalkmıştır diye arıyorum deyince hoca da uykusuz, Allah'ın müfettişi misin sen demiş, biliyor musunuz? Kalkarım kalkmam, yatarım yatmam. Şimdi hiç kimsenin Cenab-ı Hakk'ın müfettişliğine soyunmaya hakkı yok. Cenab-ı Hakk'ın da müfettişe ihtiyacı yok. Nedir şeriat? Mekanı cennet olsun. İbrahim hocamız vardı Kayseri'de, İbrahim Eken hocamız. Kimseyi incitme, kimsenin seni incitmesine izin verme. Evet. Şimdi şer'an da Kürt meselesine bakış bu olmalı. Kimseyi incitmemek ama kimsenin de beni incitmesine izin vermemek. Ha bunda kaba kuvvet kullanmak değil. Öyle yok. Öğrencine dayak, memuruna biber gazı, Maraş'ta esnafına silah çektiren bir zihniyet. Yok böyle bir şey. Ama tutup da diyoruz ki biz Kürt kardeşlerimiz bu memlekette cumhurbaşkanı olabiliyor mu? Başbakan olabiliyor mu? Genelkurmay başkanı olabiliyor mu? Bunu olabiliyorsa buna başka bir çerçeveden bakmak lazım. Allah aşkına adını Kürt meselesi koymayın. Evet. Bu bizi zora sokar. Niye? Sizi de zora sokar. Çünkü bu memleketin bütünlüğüyle oynamak demektir bu. Vatanını, memleketini seven herkesi rahatsız eder. Şimdi nasıl ayıracaksınız? İstanbul en büyük Kürt şehri diyorlar konuştuklarında. Madem öyle kurban olayım, neyin meselesi var? Bölgeyi mi koparmak istiyorsun? Yazık edersin. Sana da bana da hepimize. Ben kopmak istemiyorum. Ama sen burada özellik ilan ediyorsun, hükümetten tık yok. Açıklama yok, medyada tık yok. Konuşulmayan, tartışılmayan şeyler konuşulmaya başlanınca Pandora'nın kutusu bir kere açılırsa bu sıkıntı başlar. Sayın Çiğsal, 13 Haziran sabahında Demokrat Parti iktidara geldiği zaman, halk bu teveccühü gösterdiği zaman neler değişecek Türkiye'de? Her şey değişecek. En azından millet dinleniyor muyum diye paranoyadan kurtulacak. İnsanlar huzur bulacak. Yani bir düşünün. Bakkal ödü kopuyor, beni dinliyorlar mı izliyorlar mı diyor. Adam bakkal. Ama öyle bir endişesi var. Esnafa giriyorsunuz, tokalaşmaya korkuyor. Niye arkanızda maliyeciyi gönderir mi diye. Öbürü tutuyor bilmem ne, hiçbir şey bulamadı mı trafik cezasıyla sıkıntı altında. Bizde gene bir laf vardır. Derler ki okumuşu zengini hapis cezasıyla, fıkarayı da para cezasıyla korkutacaksın diye. Bu hükümetin yaptığı bu. Fıkaraya habire af, bilmem nelerden ceza, emekli olmuş adam ikinci iş yapıyor diye ceza vermiş. 750 lira aldığı maaş 450 lira kesinti yapıyor. Allah'tan kork. Allah'tan kork. Ama diyorlar ki başbakan dünyanın en iyi babası. Doğru. Doğru tabii, iyi baba. Oğluna gemi alan başka baba var mı? Türkiye'nin en iyi babası. Kızının başörtüsü sorununu Amerika'da çözebilen başka baba var mı? Yok. Türkiye'nin en iyi babası. Doğru. Ama ne hikmetse ne başörtüsü sorunu çözülür, ne din iman sorunu çözülür, ne başka sorun çözülür. Bilinç altında bölmek var, Allah etmesin bunları. Çılgın proje diyor. Ne çılgın proje ya? İstanbul'u üçe bölüyor çılgın proje. Oğluna gemi yolu mu açıyorsun?